Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Mütema diyen ikinci hakikat şualar 142. Allah'ın ispatı. Soru sormak serbest. Yani anlamadığınız yeri. Şurası ne demektir? Veya örneği var mıdır diye. Osman ne haber? İyi misin? İyi vallahi. Aferin lan. Bu mütema diyen çalkalanan inkılaplar. Allah Allah. Benim şey zaaf noktam ya bu tevhid Murat. İnkılap arkadaşlar çekirdeğin ağaç olması. Yumurtanın tavuk olması. Ağacın çekirdeğe dönüştürülmesi. Bunlar hep bir inkılap. Niye ben şaşırıyorum? Şimdi ömrünüzde hiç çekirdekten ağaç olduğunu görmeseniz. Çekirdekten ağaç çıktığını hiç görmese. Hiç ama. Allah sana çekirdeği gösterse. Adını unuttum ya. Salih. Salih. Kaç yaşındayız Salih? 12. 12. Salih 12. İnşallah unutmam da. Şimdi hayatında hiç çekirdeği görmedin. Dünyaya geldin. Allah sana bu çekirdeği gösterse. Çınar çekirdeğini, çınar ağacını. Çınar ağacı gördün değil mi? Çok büyük. Portakalın çekirdeği var ya. Portakalın çekirdeğini Salih Allah sana gösterse. Dese ki, ey kulum Salih, buyur ya Rabbi. Bundan ne çıkar? Ne beklersin? Ne umarsın? Portakal ağacı. Tahmin edebilir misin? Edemez. Edemez, hiç kimse edemez. Hiç ömründe portakalı görmeyen, he? Oradan, ya Rabbi ne demek ya, buradan portakal çıkar, bende ne çıkacak başka? Diyebilir. Mesela benim en çok şeyde, Yunanistan'da da gördüm, Gümülcüğü'ne de dev dev o çınar var. Ama ondan daha büyük şey de var. Bursa'da var, bir de Kırıkhan'da var. Benim gördüğüm çınar ağacı var. Çekirdekleri bu kadar. Şimdi onu gösterse, ey kulu buyur ya Rabbi, bundan ne çıkar diye hiç çınar ağacı hatırımıza gelir mi? Gel. Ummadığı yerden, ummadığı şekilde Allah böyle bir modelisttir. Çünkü senin dericiler değil mi? Derici en çok ücret alan deride modelistler midir? Mesela ortalama ne alıyorlar? Ücret olarak. Aylık mı? Aylık. 3.500-4.000. Bak. Ortalama. Peki o çekirdekten ağacı çıkartmak, ona elbise dikmek. Elbisesi nedir ağacın? Kabuğu. Mesnevi Nuriye'de şöyle bir şey var. Ey dinsiz, ey gözde mahrum dinsiz. Bütün fenlerin, teknolojinin elinde olsa sen diyor dikenli bir ağaca bir elbise dikebilir misin? Dikenli ağaç var ya. Ona bir elbise dikebilir misin? Bak şu kollara bak. Sığır olmaz değil mi bu? Şimdi bunu dikmek için ilim gerekmiyor. Beni bilmeyen, ömrümde beni görmemiş bana uygun nasıl diker? İşte inkılaplar bu. Ve bunun gibi. Mesela Kırıkan'ın o narının çekirdeğini göreceksin. Deli Bekirli, ötekisi neydi? Umarka, ötekisi bir tane de vardı. Kara Mehmet. Deli Bekirli, Kara Mehmet. Şimdi 400 gram ben tarttığımı biliyorum. Bir narın 400 gram geldiğini ben biliyorum. Kara Mehmet miydi o? Böyle var mı mübalam olmasın? Var mı böyle? Var. Var değil mi? Ha. Bu ağır. O şeyken, yaşken çok geliyor. Ağır. Hadi 250 gram olsun. Bizim tartmıştık, özel getirmişti o şeyden. Ali Hoca'nın orada öğretmen. Bildiği için koymuş poşete, bana özel getirmişti. O şey getirdi. O çekirdeği, o çekirdekten o nar, o çıkar mı? İşte diyor ki, mütemadiyen çalkalanan inkılaplar, gübreden onu yapacaksın. Nar yapacaksın. İki, tahavulatlar içinde vücudunu bu kadar yerinde durmayan hadiseler, rüzgar, kar, soğuk, sıcak, yaz, kış, tahavulatlar içinde, birbirine dönüşmeler içerisinde
neslini korumak, sistemini korumak. Mesela portakalın rengine uygun yaprak, yaprağa uygun portakal rengini atmak. Şöyle düşünün gençler. Salih, sen kaç yaşındasın? 12. 11'den de aşağı olan var mı? Yok. 11 başka var mı? Yok. En abisi yansın. Değil mi? 11 yaşında. Şimdi ama. Ama kör demek. Amayı sen oto kaportaya götürelim. Araba var ya araba. Araba boyayan. Şimdi araba boyayan dükkana amaya iş verirler mi? Köre. Niye? Göremiyor. Arabayı boyayamaz mı? Sen arabayı teslim eder misin? Kardeşim benim bir arabayı atsana böyle bir boya at da hava atalım falan. Fiyakalı olsun. Der misin? O zaman portakala boya atan kör olmaması lazım. Kim? Bilmiyorum ama. Müslümanlar Allah diyor. Avrupalılar God diyor, God diyor, tamam. Ama kim ise kör olmaması lazım. Bu deri renk değil mi? Bunun altı kırmızı ha? Ettim. Şuna bu renk atmak. Hele hele metrolarda görüyor musunuz böyle sipsi adam kömür çukurunda çalışıyor gibi. Zincir talebeler var değil mi? Ona da siyah boya atmış. Dişler acayip parlıyor. Bak bir daha söylüyorum. Biz inanmak zorunda olduğumuz için Allah'a inanmıyoruz arkadaşlar. İnanmak zorunda bırakıyor akıl ve kainat. Körü körüne yapmıyoruz. Çünkü İslam'a giriş ilk önce tenkittir. Eleştiridir. Araştırmadır. Sonra kabuldür. Ne? La ilahe. Sonra illallah. Bak bakalım ilah olabilecek hangisidir? Yani sanatkar olabilecek hangisidir? Mesela bana söyleyin. Portakalı şu boyamıştır. Toprağı alacaksın. Gübreyi alacaksın. Tabakta aç onu suyla Allah aşkına. Git fırçayı al, portakal rengi olsun. Bu nasıl bir şey ya? Yani bir de yetmiyor. Dişini boyadı. İçi var ya içi. Ayakkabılar şey var. Botlar oluyor, bot. Dişi deri, içi yün değil mi? Portakal da öyle. Sevgili arkadaşlar, portakalın kabuğunu böyle sıktığın zaman gaz çıkıyor ya, kirbiti böyle çakın çakma. Bak böyle sıkın işte ocakta. Ocak yanıyor. Portakalı sıkın. Çıkan gaz ne olur biliyor musunuz? Pişt pişt yanıyor. Yaptınız mı hiç? Yanıyor bak. Portakalın kabuğunu sıkarken çakmağı tutun. Çıt 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 çıt. İspirto. Niçin biliyor musunuz o? Portakalın içerisi su değil mi? Burada şu anda -2 mi? Belki açtı. Ve hissetme -10 diyorlar. Burası şu anda -2. Su kaç derecede donar? 0. Şu anda suyu dışarıya koyun -2'de ne olur Abdülkadir? Donar. Hissetme -10'muş. Niye donmuyor? Oysa portakal ve mandalina kış meyvesi değil mi? İçi su değil mi? Donmaması için Allah portakalın dışına antifriz sarmış. İçeriye soğuk girmesin diye. Ben biliyorsunuz motorcuyum. Uçak, Türk Hava Yolları'nda şey yapmıştım. Orada hoca bize anlatırdı. Arabaların suyu donmasın diye bulunan antifriz var, suya katılıyor. Antifriz portakalın dışına bakılarak yapılmış. Portakalın içerisindeki su diyor profesörün hatırıma kaldığı kadar 20-30 sene geçti, 1983. Belki çoğunuz doğmamışsınız değil mi? 83'te demiştik ya, hatırıma kaldı. Çocuklar derdi bize. Portakalın içerisindeki suyun donabilmesi için Kayseri'nin plakası kaç? -38 dereceye kadar portakalın dışındaki gaz içeriği kuruyormuş. Donmuyor. Peki portakal yaz meyvesi olsa antifriz sarmana gerek yok ki, hava sıcak. Kış olan meyvelerde ve sulu olanlara antifriz koymuş. Elma da kıştır. Ve asit var kabuğunda.
asit var. Yani bilerek yapılıyor. Bilerek yapılıyor, bilerek. Benim birader şeydir, otokaportacıdır. Nasıl yapıyor biliyor musun? Kaportaya çekiş yaptı. Benim gördüğümü söylüyor. Ben bakarım, olan düptüz be, hakikaten. Şöyle yapıyor. Eli ha, Serda. Böyle ne olur? Buna ben de yapıyorum. Diyor ki, kafasına burayı düzelt. Gözde gözükmüyor. Bir dakika dedim, ben de yapayım. Ulan kardeşim, bunu nerede gördün? Abi, sen de gözde göremezsin. Neyle görüyorsun kardeşim? Ben elle görüyorum dedi. Elle görülür mü? Görülür. Ha böyle yapıyor. Ben nereden bileceğim? Ben kaportacı değilim ki böyle bileyim ben. Şöyle yapılıyor. Şöyle yapıyor bazen. Bazen böyle yapıyor. Elle gözükür mü? Kaşıntınızı neyle görürsünüz? Kaşınıyor kolum. Gören bu görecek. Daha burası. Arkadaşlar, kaportayı bile adam ustayla böyle bakıyor. Portakalın üzerindeki kaportayı düşünün. Yaprağın kaportasını düşünün. Ağacın kaportasını düşünün. Kedinin kaportasını düşünün. Köpeğin kaportası. Şu köpek ya kapıda beni karşılıyor. Sizden dolayı ya. Benim adamlarımın adamıdır diye bana da iltifat ediyor sizden dolayı. Sizden dolayı ya. Beni tanımıyor ki. Öyle değil mi? İnan ha. Şaka yapmıyorum. Adamlarımın adamıdır diye bana iltifat etti. Ulan oradan geliyor dedim ya. Ulan buraya makada gelir değil mi böyle kadar? O var ya gri. Ha buraya makada geliyor. Dövmüş o kafaha böyle. Ulan dedim Allah Allah. Ulan geldi baktım kuyruksa iyi. Geldi Allah Allah. Ulan ben tanışıyor muyuz dedim. Tanışmıyoruz. Niye bana iltifat ediyorsun? Sen bunların abisisin. Sen bunların adamısın. Bana da sizden dolayı iltifat ediyor. Ya niye anlatmaya? Et ve kemiğe bu duygu yerleştirilir mi ya? Et ve kemik değil mi köpeği? Diğer köpekler saldırıyor bana. Bu niye şey yapıyor? Bana niye yakınlık veriyor? Vefa. Bu kapıdan bana ekmek veriliyor. Peki Allah kapısında ne gördün sen kötülük? Köpek kadar vefa yapmasa insan bir Allah'a köpek olur mu? İki tane kuru ekmek verdin diye köpek olmuş senin kapına köpek. Köpek, bir de köpek olduğunu bilse var ya kafayı yer zaten. Köpeğe deyin bakalım, ey köpek. Köpek olduğunu bilir mi? Bilmez. Çok da merak ediyorum, acaba kendisini nasıl hissediyor? Böyle tuhaf düşüncelerim var benim de. Bir tanesi de budur. Allah Allah. Bir tanesini de dün derste anlattık, çarşamba dersinde. Bak et ve kemik içinde... Ona o vefa latifesini koymuş. His. Bak bana sahipleniyor. Bunlar hep tasarım, hep bilinerek. Mühendislik gerekmiyor. Mühendislik harikası değil. Hesap ediliyor, yapılıyor. Sistemleniyor. Bu saat doğru mudur? Doğru. Çok güzel. Vücudunu ve hizmetini. Hizmetini tek tek gidiyor. Yani mesela çekirdeği. Ağaç niçin yazılmış? Çekirdekte meyve yedik. Portakalı yedik. Narı yedik. Çekirdek var. Değil mi? Elma yedik. İçinde çekirdek var. Arkadaşlar, çekirdeğin olması maziyi, geçmişi geleceğe taşımak içindir. Eğer geleceği kastetmiyorsa, geleceği bilmiyorsa çekirdeği yapmaz ve yapamaz. Çekirdek gelecek senenin en güzel delilidir. Çekirdeği yapan şöyle diyor. Bunun nesli şimdi kışın duracak. Bu çekirdek cebine koyduğun zaman istediğin memlekete bu nesli devam ettirirsin. Yani çekirdeğin olması geleceği ispat ediyor. Geleceği bilmeyen çekirdeği yapmaz ve yapamaz. Geleceğin en güzel delili çekirdektir. Sen geleceğin planını yapmıyor musun? Şöyle olursa böyle olur, bunu okursam bu kurstan mezun olunca şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Planlar yapmıyor musun? Ama daha yok. Peki yokun içerisine nasıl şeyler koyuyorsun? Gelecek var arkadaşlar, daha gelmemiş. Ama var. Olmazsa neyin çekirdeğin programı yapılıyor? Çekirdeğin programı geleceği ispat ediyor.
Başka? Geleceğe uygun duygularımız var bizim. Programlarımız var, planlarımız var, hedeflerimiz var. Madem gelecek yok, neyin planını yapıyorsun? Geleceği olmayan zaten idealist insan olamaz. Burada sabredemez. Geleceği düşünmezseniz burada duramazsınız. Duramazsınız. Niçin duruyorsunuz biliyor musun? Ben inşallah burada eğitimimi tamamlayacağım. Allah'ın izniyle Yunanistan'a gideceğim, Ankara'ya gideceğim, Amasya'ya gideceğim. Amasya'nın neredeydi? Ha burada. O iki tane var. Ya ben orada inşallah hizmet edeceğim. Yani bir idealistik var, bir ideoloji var, bir hedef var, bir gaye var değil mi? O bizi burada kanaat ettiriyor. Gündelik hayat yaşayan burada duramaz. Şimdiki zamana göre yaşayan burada duramaz. Şimdiki zamanı manalandıran gelecek zamandır. Geleceği düşünebilme nispetinde burada dava adamı olursun. Bu yurtta kalabilirsin yoksa kalamazsın. Kalamazsınız. Geleceği planı olmayan... Ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdiki zamana ben geleceği de katmışım. Onun için şefte yatıyorum. Ben geleceği düşünmezsem İstanbul'dan gelir miyim buraya? Ben de plan... Ben çünkü size bakmıyorum ki tek Salih. 11 yaşında. Ben senin 20-30 yaşındaki hayatını görüyorum. Yunanistan'da yapacağın hizmeti. Orada senin vasıtanla hidayete kavuşacak insanları Rum, Türk... Orada yapacağın hizmetler. Ben onları görüyorum. O beni heyecanlandırıyor. Ne kadar kilometre var Murat bu, İstanbul'dan buraya Zeytinburnu'na? 70 ve kış değil mi? Bak kış. Sizi, beni heyecanlandıran, aksatmıyor. Heyecanlandıran sizin şahsınızdaki kişileri şimdiki zamanda geleceği görüyor. Hissediyor. Siz de öylesiniz demek istiyorum. İşte Allah da geleceği planlamasa, yapmamış olsa geleceği bize, ruhumuza koymazdı. Mesela beka istiyorsun. İstemiyor muyuz? Ebed istiyoruz. Sonsuzluk istiyoruz. Dert, keder istemiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. İstemiyor muyuz? Dert istemiyoruz. Peki var mı böyle dünyada böyle bir şey? Ha, bu özelliklerimiz ahireti ispat ediyor. O ki öyle bir yer yok. Niye bende böyle istekler var? Anne karnında top sahası mı var? Yok. Ne ayak var? Söyleyin bakalım. Ne ayak var? Burak. Anne karnında ne ayak var? Sence? Gideceği yer için. Yer için. Anne karnında işe yaramıyor. Nereye gidecek? Dünyaya. Orada kullanacakmış. Anne karnında manzara mı var? Niye göz takılmış? Dünya. Bu dünya için yaratılmış. Ama nerede? Anne karnı bu dünyada değil. Bir başka bir alem. Niye? 9 aylık dünyaya geliyor bir gündü. Ona hani 9 aylıktı? Dünyaya geliyor bir. Bire sıfıra iniyor. Anne karnında göz takılması, kulak takılması, ayak vesaire takılması gidecek olduğu yer için. Değil? İnsanın da ruhundaki özellikler de gidecek olduğu yer için. Burası için değil. Eğer anne karnına göre ayakları düşünürseniz mantıksızdır. Bıçakla kesip atarsınız. İşte bu ne? Hizmet. Eşya vücudunda ve hizmetinde. Ziya hayat ise hayatını muhafaza. Hayatımızı nasıl muhafaza edecek? Kolay mı? Güneşi sen mi dolduruyorsun? Havayı sen mi alıyorsun? Acaba ticaret olsaydı tüple satılsa hava, gaz gibi ne yapardık? Tüple satılsa ya. Tüp bitti. Bitti, işin de bitti. Kamyon gelmedi, tüpü bırakmadı, kar var. İşin bitti. Böbreklerini sen mi çalıştırıyorsun? Yürümek istiyorsun, sen mi çalıştırıyorsun ayağını? Felçliler de yürümek istiyor, niye yürüyemiyor? İstemiyor mu? İstiyor, çalışmıyor. Sistem durmuş. Şu anda karaciğerimiz, kafamız, kulağımız, beynimiz işliyor mu? İşliyor değil mi? Sen 12 yaşında mıydın? Adın neydi? Bilal. Şu anda böbreğin çalışıyor mu? Çalışıyor tabii. Benim de çalışıyor. Ama haberimiz yok değil mi? Yok. Demek birisi çalıştırıyor. Bizim Zeytinburnu'nda kaldığım yerin, binanın, dershanenin karşısında şey var. Diyaliz. Diyaliz ne demek biliyor musunuz?
Diyaliz ne demek? Böbrek hastaları gidiyorlar abi. Ha, böbrek hastaları gidiyor. Böbrekleri çalışmadığı için böbrekte kanı temizliyor. Neyi temizliyor kandan? Biliyor musunuz onu? Nedir? İdrarı. İdrar yani. Affedersin sidik, asit. Böbreği çalışmayanların şeyde kandaki o idrar şeyi var ya sidik, asit. Ayrışmıyor. Ayrışmayınca vücut zehirleniyor. Her taraf şişiyor ve ölüyor. Böbrek çalışmayınca kana idrar karışıyor vesaire. Asit. İşte karışmaması için böbrek bu işi yapıyor. Çalışmayınca nasıl bir teknoloji koymuşlar değil mi? Cihaz koymuşlar. 4 saat cihaza bağlı duruyor. Peki diyalize bağlı olanınız var mı? Benim böbreğim çalışmıyor, ben diyalize bağlıyım diyen var mı? Yok. Demek ki otomatik o fabrika çalışıyor bizde. Anladınız mı bu mantığı? Sağlam. Ha, sağlam. Eğer böbreğimiz çalışmasa diyaliz merkezi var. Hastane, o büyük cihaz ha böyle. Adam kadar cihaz var. O cihaz bu işi yapması lazım. Ve diyaliz hastaları şeyler arası gidemez. Çünkü 2-3 gün sonra şey girecek. Nerede pat diye bulacak. Bazen üre dediği bazen yükselir. Şu anda diyaliz hastası değiliz. Abdülkadir var mı sen evinde? Yok değil mi? Şükürler olsun. Bende de yok. Şükürler olsun. Otomatik ne yapıyor bizde? O cihaz çalışıyor. Nefes alamayanları hastanede nereye koyuyorlar? Hangi üniteye koyuyorlar biliyor musunuz? Nefes alamayanları, zorlananları? Yoğun. Yoğun? Bakım. Bakın. Şu anda nefes alamayanımız var mı? Yok. Demek ki yoğun bakılıyorsunuz. Ciddi bakılıyorsunuz. Değil mi? Niye? Bana kim hatırlatıyor biliyor musun? Murat abiniz, hocanız bilir. Siz de bilirsiniz. Ben dostlarıma çok böyle düşkünüm dostlarıma. Ziyaret ettim Cerrahpaşa'yı da. Bir Nurcu kardeşimiz akciğer kanseri olmuş. Daha ölmedi. Şöyle. Cihaz takılmış. Yoğun bakımda. Çıkartıyorlar Murat. 3-4 saat oraya gidiyor. 3-4 saat. Çıktığı zaman şöyle yaptı. Hasan kardeş. Yani zorla. Ben onu konuşup daha önce de anlatmıştım belki. Dedi ki ne olur hem bana dua olur. Gittiğin yerlere, he abi. Gittiğin yerlere de ki ne olur yoğun bakımı olmadan nefes aldıklarının farkındalar mı? Ya dedim. Ona ben utandım. Bana diyemedi yani. Abi farkında mısın nefes aldığının? Ben hakikaten cihaza bakıyorum, adama bakıyorum. Hakikaten bende cihaz yok ya. Benim dayımda vardı 2 tane tüp. Bir sağında bir solunda. Tüp. Evinde hiçbir yere çıkamıyordu. Kaç sene benim şey. Dayım Özday. Ya. Bana ne dedi bir daha söylüyorum. Ne olur Nurcu kardeşlerime de ki. Yoğun bakım olmadan, cihaz olmadan nefes alıyorlar. Farkındalar. Vay be. Allah sana sonsuz şükürler olsun. Allah'lığın hatırına bize verdiği nimeti geri alma ya Rabbi. Amin. Ne güzel bir Allah ya. Nefes alıyor musun? Evet. Tabii. Allah. Hem de bak sesi benim gibi de hotur hotur eskimiş. Son kullanma tarihine doğru gidiyor benim için. Yoğun bakılıyoruz. Evet, benim cihazım son kullanma tarihine gidiyor. Siz daha köpeğiz. 11, 12. Sen? 14. 14, bak. Maşallah. Ama bizden sonra sıra sizde. Davayı siz yapacaksınız. Bunu unutmayacaksınız. Abi 70 kilo karkış demedi geldi. Sen de git. Sen hangi şehirden geldin? İstanbul. İstanbul nereden? İncirli. Sen de orada koşturacağız. Sırayla. Bizden öncekiler böyle yapıyordu. Tamam. Peki hayatını muhafaza ve vazifesini yerine getirmeye çalışan mahlukatta kuvvetlerinin bütün haricinde bir teavun hakikati görünür. İşte öldüren şey bu. Yani saymış olduklarımız dünyadaki sistem. Peki birbirini tanımayan,
Güneş bitkiyi tanır mı? Yok. Su tanımaz. Yani toprak, su, hava, güneş birbirini tanır mı? Tanımaz. Niye birbirini tanıyormuş gibi yardımına koşuyor? Niçin ama güneş mevcudata, bize ve ağaçlarımıza ışık veriyor, ısı veriyor, büyütüyor, yemeklerimizi pişiriyor? Güneş'e dese ki, ey gök nazları güneş, sana çok teşekkür ediyorum. Ey cevabım. Tanır mı bizi? Yok. Ne yaptığını biliyor mu? Yok. Kendisini biliyor mu? Yok. Kendini bilmeyen, kendisine şuuru olmayan bir şey, karşıdaki şeyi bilebilir mi? Masa ne yaptığını biliyor mu? Evet. Ama iyi iş yarıyor değil mi? İyi iş yapıyor denmez. İyi işe yarıyor. Bir daha söylüyorum. Bu masa iyi iş yap vesile oluyor. Ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Bunun gibidir güneş. Niçin bize peki yardım ediyor? Niçin ağaçlar beni tanımadığı halde bana uygun meyveler veriyor? Rengi gözüme göre değil mi? Aman portakal gösterme kardeşim, midem bulanıyor ya. Rengi of be, değil mi? Yani öyle gözü çizecek bir renk yok. Yani portakal yaprağına bak, portakalın rengine bak. Birbirine ters düşecek bir renk yok. Renk uyumu var. Yaprak portakal. Na yaprak. Değil mi? Nasıl bir renk var yani? Nasıl bir ahenk var? Şimdi bak, rengi gözümüze göre. Yerken kokusu burnumuza göre. Yenişi ön taraf kesiyor, arka taraf öğütüyor. Çiğnemesi, kesmesi dişimize göre. Tadı dilimize göre. Çözünürlüğü tükürüğe göre. İnmesi boğaza göre. Kimyası mideye göre. Gıdası vücuda göre. Ağaç nereden bilecek benim mideyi? Ağaç nereden bilecek benim göz zevkimi ki ona renk atsın? Ya arkadaşlar ya, bu nara boya atmak ilim gerekmiyor mu? Muzaya değil mi? Muza nasıl boya atmış ya? Yıkamayarsınız. Boyası çıkar. Portakalı yıkadığında boyası çıkıyor mu? Vay be. Bir de arabanın boyası kaportadan farklı. Portakalın kabuğunu reçel yapıyorlar. Reçel. Ne acayip bir şey ya. Öyle bir teknoloji kullanmış ki. Vay nasıl. İşte tevhidin hakikati şu arkadaşlar. Birbirini tanımayan şu mevcudat insanlara hizmet için niçin birbirini tanıyormuş gibi yardımlaşıyorlar. Güneş bitkilerin imdadına, bitkiler hayvanların yardımına, hayvanlar insanların mededine niye koşuyor? Değil mi? Meyvenin ağaca karı var mı? Mesela elma doldu ağaca. Belki de kırılıyor dalı yani. Zararı bile var. Peki söyleyin bakalım, elmanın ağacına menfaati var mı? Yok. Niye enayi mi yap? Niye yapıyor bunu? Kendisine karı yok ki. Bizim için. Ne yaptığını bilmiyor. Cümlem şu. Kendisinin şuurunda olmayan, kendi varlığından haberi olmayan şeyler başka şey için çalışamazlar. Eğer çalışıyorlarsa birisi çalıştırıyor demek. Güneş kendi varlığında haberi var mı? Köpeğe deksen ki, köpek ne haber lan falan. Köpek olduğunu bilir, bilmez. Ağaç yaşadığını biliyor mu? Ya bırak ağacı, bırak köpeği. Sokaktaki şu insanlar var ya, bugün yaşadığını farkında değil. He Abdülkadir? Aynen. Ya biz bile ya, bugün yaşadığımızın kaç ki, hangimiz farkındayız? Olduk. Ben şaka demiyorum ha. Yaşadığımızın farkında değiliz. Yaşadığımızın farkında değiliz ha. Organlarımızın çalışmasında farkında değiliz. Biz böyleysek şu mevcudat yaşadığının farkında ne olsun? Tavuk nerede bilecek tavuk olduğunu? Bilmiyor ki. Zaten bilse kafayı yer ya. Sır gördünüz mü? Ah ulan ah. Geçen hafta falan ahırdaydık ya. Şimdi başka bir ahırda. Ulan batsın bu dünya. Batsın bu ahır. Ben bu ahırdan bıktım diyor. Der mi? Bu ahırdan ben bıktım. Veya mama bir bakıyor. Ne oldu nasıl? Uçağı görmüş olan bir binemedim diyor. Değil mi?
Bir fiyaka mı atma? Uçağa binemediğim bir arzusu olur mu? Allah Allah. Veya sahibi hakkında. Zalim bir sahibim var. Merhametlidir, Müslümandır, dindardır. Sığır için sahibinin dindar ve dinsiz oluşu fark eder mi? Bizim için fark ediyor işte. 5 para etmez adamın yularını vermiş Allah. Acayip bir şey ya. Hakikaten sığır o mu o mu belli değil ya. Ya Arabistan'da görmüştüm. Koca deve bizi bile aşmış. Bacak kadar çocuk elinde yular. Görmüşsündür Murat. O Mekke ile Medine arasına giderken o köylülerin çocukları acayip hurma taşıyorlar. Bacak kadar çocuk yularını tutmuş. Koca deve ya. Valla put diye tükürse boğulur çocuk abi. Ha böyle bir şey ya. Tutmuş gidiyor. Ben odun yüklüğü gördüm deveyi ya. Hurma odunları mı ne yapmış böyle? Götürüyordu. Sonra sorduk ona. Fırına götürüyormuş. Çocuk ticaret yapıyor. Bu kadar çocuk yüklemişler. Deveyle gidiyor. Sonra oraya gelince ne yapıyorlarsa nasıl onu bilmiyorum. Deve çöküyormuş. Alıyormuş. Ondan sonra öpüyorlarmış. Ondan sonra iltifat ediyorlar. Sonra kendisi biniyor. Eğiliyormuş çocuğa. Biniyor, bu sefer çekme değil, içi üstten idare ediyor. Ya bunu senin eline veren, yularını senin eline veren, senin gücün mü, kabadaylığın mı? Öğüt, keserim lan kafanı deve, bana itaat et. Mindi mi dedi? Dünya bize itaat ediyor, güneş bize itaat ediyor, kabadaylıkla mı? Teavun. Allah merhamet ettiriyor. Evet, teavun hakikati görünüyor. Mesela, unsurları ziyaiyatın imdadına, yani topraktaki elementleri ağaçların imdadına, hususan bulutları nebatatın mededine, bulutlara bak. Kar nasıl yağdırılıyor? Bakın arkadaşlar, kar yerine hani var ya buzdolabı, çamaşır makineni buraya getirirken muhafaza oluyor ya beyaz. Görmüş müsünüz onu? Onu muhafaza eden şey var. Muhafaza, köpük. Böyle şey yapın, tek tek misket gibi olur değil mi? Dökülür. Onu bir çuval çuval gibi düşünün. Çuval kada yapalım. Son kat kaçıncı kat? O yatakhaneniz? 4. Yukarıdan aşağıya bırakalım. Kar gibi aşağı iner mi? Kar yağdıralım diye. Çarpar değil mi birbirine? Yığılır bir yere. Bu kadar fırtına esiyor. 2 kar tanesi birbirine çarpmıyor. Eğer çarpsa kilometrece mesafeden geliyor. Zararı bir kütle olur. Kar topunu düşünün. Dağın tepesine yapın. Bırakın aşağıya. Vadiye gelene kadar da o katlana katlana dev olmaz mı? Önüne gelen ağacı bile yıkar. Şimdi kilometreceden gelen kar tanesi o ona birleşse, o da onunla, onda, onda, o da birbirine katlansa acaba 500 metreden, 1000 metreden bir top, bir kar topu gibi düşünün. Hızla geldiği için, soğukta yediğinden buz olur o. Hızlandığı için su ne yapar? Buza dönüşür. Kar buza dönüşür. Zaten soğuk. Katı oldu ya. Şimdi 1 kilometreden kafana bir tane kar topu inse ne olur? Deler geçer kesinlikle. Böyle birisi sana atmıyor böyle. Bak bu gündelik hayatı olduğu için örnek veriyorum. Ama bak içi nasıl iniyor böyle. Ne kadar latif, esnek, kibar. Tek tek tek. Burnuna bile düşüyor. Ne acayip bir şey. Güneşten kopmuş parça değil mi dünya? Öyle değil mi? Şöyle yapacağım, siz daha iyi anlayın. Bu hep aynı değil mi? Farklı farklı olabilir mi? Ha. Şu kağıtta ne madde varsa bu da aynı değil mi? Güneşten kopmuş olan parça, bunu güneş kabul edin. Koptu bu dünya. Güneşin bütün maddesi yok mu burada? Peki dünya güneşten kopmuşsa bu ağaçlar, bu hayvanlar, bu su, bu bulut nereden geldi? Nasıl taşındı buraya? Kim dikti bu ağaçları? Güneş fokur fokur kaynamıyor mu? Nükleer santral değil mi? O 40 milyon santigrat derece var imiş merkezinde. O fokur fokur kaynayan
En diş çapında, en diş çapında 6000 santigrat derecede ateş var. Oradan kopmuş olan dünya, koptuğu yerin aynı maddesi olduğuna göre Allah aşkına bu dereler, bu ağaçlar, bu bitkiler, bu bulutlar nereden taşındı? Kim burayı monta etti? Bu binayı kargas yaptılar, sonra duvar ördüler, tuğla ördüler, sıva yaptılar, sonra karton piyer koydular. Murat hocanız da dolap koydu size bak. Dolap monta etti, bilmem ne yaptı, halı koydu değil mi? Dünya oradan kopmuş. Kargas bina. Hadi donat bakalım dünyayı. Kuşları getireceksin, muhabbet kuşunu. Muhabbet kuşu kimin evinde var? Evlerinizde muhabbet kuşu olan var mı? Eskiden. Vardı. Allah Allah, hiçbirinizde yok. Muhabbet kuşu hani sapsarı, yeşil, gri bilmem ne ya. Şimdi insan onu fırçayla bile boyayamaz. Onu nereden getireceksin? Nerede monta etti bu dünyaya? Kargas binaya. Bak. Diyor ki unsurları, topraktaki zerreleri, gübreyi ve bitkilerin imdadına, bulutları nebatatın mededine, nebatatı dahi hayvanatın yardımına, hayvanat ise insanların muavenetine, insanların yardımına ve anneleri Kevser gibi sütleri yavruların beslenmelerine. Annelere bak. İnsanı olsun, hayvanı olsun. Nasıl besliyor? Kan ve fışkı içinde. Sütü koyuyor. Sütü koymak yetmiyor. Sütten daha kıymetli bir şey var. Sütü manalandıran nedir? Şefkat. Süt var ama şefkat yok. Kafasını kırar. Öyle anneler de var değil mi? Duvara çocuk alıyor diye duvara vurup öldüren var. Bak, anaları analarına et ve kemik içinde, kan ve fışkı içinde bulaştırmadan, bulandırmadan temiz, mukaddi, faydalı sütü koydu. Ondan daha latif ne var biliyor musunuz? Daha latif şefkat. Ete, kemiğe şefkat monta edilir mi? Bak buraya dolap monta edildi, karton piyer takıldı, ampulü taktılar. Kargas binaydı bu. O anneye bunu taktı. Gece kalkıyor, çocuğun ihtiyaçlarını gideriyor. Şefkat değil mi? Nasıl bir şefkat? Biz olsak, ağlasa, ağzın kapansın lan, ağzın, nereden bir şey? Daha şimdi verdik değil mi? Ana öyle değil. Kalkıyor. Ne garip değil mi? Ya ne demek istiyorum biliyor musun? Et ve kemiğe bu duygu monta edilir mi? Çarşı pazardan şefkat alınmaz ki. Hep hazır bulduk, kullanıyoruz. Ve ziya hayatların iktidarlar haricindeki pek çok hacetleri, ihtiyaçları, erzakları. Mesela sığırın gözlüğü yok. Bak köpek hem yazlık hem kışlık. 4 mevsim, 4x4 elbisesi var. Paltolu değil ha. Sığır. Köpeğin ise sizin köpek. Ayakkabısı da acayip ha. Hem çizme, hem bot, hem yazlık, hem spor. Hem koşuyor, hem kışın kullanıyor. Hem mekap, hem kösele, hem kauçuk. Ben hiç görmediğim sığırın gözlüğü oldu. Ne acayip bir şey ya. Şu derisini görüyor musunuz? Her senede son model. Arabanın modeli değişiyor, boyası. Bak, köpeğimize bak. Nasıl koşuyor? Tak, tak. Sisteme bak. Allah Allah. Ne için? İhtiyaçları, erzakları umulmadık yerlerden. Onların eline verilmesi. Yani sığır bekliyor mu topraktan şey çıksın, ot. Hatta zeraat-ı tamiyi dahi hüceyrat-ı bedeninin tamirine koşmaları gibi. Mesela yediğimiz gıdalar, ay içtiğimiz su. İniyor. Tamire gidecek. Ne oluyor? Ne bileyim ne oluyor. Doktora dedim ki ben, çok ilginç Murat bu. Dedim ki, hocam dedim, su ihtiyacı nereden geliyor dedim. Bu işin uzmanıydı. Dedi ki, senin anlayacağın misalle söyleyeyim dedi. İnsanda 100 trilyon, 120 trilyon, 100 trilyon de hücre var. Serdar.
Her hücre diyor ki bana 0001 miligram şu kadar su gönder. O da diyor ki 0005 miligram, ötekisi 2-3 miligram vesaire. 100 trilyon hücre beyine sinyal veriyormuş. Hepsini beyin topluyormuş. Ve çok ilginçtir. Ne kadar bardak su ediyor? Abdülkadir bak. 1,5 bardak su ediyor. Vücudun şeyi. Şimdi beyin diyor ki bana hadi su iç. Ne kadar içeceğim ben sana söylerim. Nasıl söyleyeceksin bana? Kilitleyeceğim merak etme. Geçerken ben debisini hesaplıyorum. Geçen miktarı, geçtiği miktar ne kadar lazım? Fazla şey yapmam. Hadi bakayım yap bakalım. Gitmiyor. Tamam diyor. Kesiyormuş. Abi tamam. Dedim ki su daha yerine gitmeden geçen miktarı nasıl hesap ediyor ki? Hani gitti hücrelere gitti. Tek tek gitti gitti gitti. Hop tamam. Tamam tamam. Niye doldu lan? Doldu işte. Kaplar doldu. Taşıyor. Değil. Daha buradan inerken inme miktarını, boğazdan inme miktarını. Tamam. İnme miktarı suyun çapı, debisi, hızı. Tamam. Ne kadar olduğunu daha yerine hücrelere gitmeden nasıl hesap ediliyor? Geçen suyu ki kilitliyor. Dedi ki bilinmiyor dedi. Ya bir şeyler tabii kendisi bir şeyler söylüyoruz ama ikna edici şey yok diyor. Ya kendisi bir şey söylüyor. Hocam dedim suç söylediğine ikna oldun mu sen? Ben ikna değilim. Kimse değil ki. Daha geçerken. Ya arkadaş boğazı değil, burası değil mi ya? Yemek borusu. Oradan geçerken ne kadar geçtiğini çapına suyun miktarı az mı içiyorsun? Gır 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 gır. Hop. Maşrapayla mı boşaltıyorsun? Değil mi? Ufak şey mi içiyorsun? Geçerken hep hesap ediyor. Geç geç. Nasıl geçersen geç. İşte çok geç. Hop tamam yeter lan. Yeter. Sisteme bak ya. Haberimiz yok ha. Abi daha içmeyeceğim. Tamam. Sağ ol abim. Sağ ol. Daha içme. Niye? Abi ihtiyacım yok daha. Benzincideki gibi değil mi abi? Mesela benzini basıyor. Okutuyor. 20 liraya diyelim tuşladın. Tak kesiyor. Tamam. Onun gibi. Aynı onun gibi. Sayaç. Sayaç mı? Evet. Benzini koyarken 20 liraya kodladın. 20. Ne aşağı ne yukarı. Ne o kadar. Taktik kesiyor. İstersen bir şey yap. Yok. Ama kim kodluyor? Kim basıyor düğmeye? Ne çok? Ya arkadaş muradım canım benim. 100 trilyona yakın hücrenin mesajını alacaksın. Allah'ını seversen. 100 trilyon alt alta toplama yapacaksın. Miktarını seçeceksin. Bana diyeceksin ki git Hasan su iç. Ondan sonra bu miktar geçen suyu geçerken hesap edeceksin. Tamam diyeceksin. Geçerken hani ben kafama yatar, mideye gitti, hücrelere gitti. O koy yeter lan yeter çüstü taşıyor. O doldu o da hücre düşünün. Hücre doldu. Tamam. Hop. Telefon tamam su göndermeyin. Ne doldu? Ha o kolay. Ama daha yerine gitmeden buradan geçerken yeter diyor. Gönderdi ha şu mide lap lap olsun. Hayır. Allah. Ne zaman ihtiyaç olacak? İhtiyaç aşağıdan gelecek telefon. Sen istediğin zaman da su içemezsin. Telefon gelecek aşağıdan. Ne acayip bir sistem çalışıyor. Oturmuşuz üzerine. Bir de benim diyorsun. Neresi senin bunun? Neyin var senin burada? Ancak dua ile niyetiyle sahiplenebilirsin. Ya Rabbi. Dediğin zaman sen yapmışsın gibi sana sevap verecek. Onların ellerine veriliyor. Tesir-i Rabbani ile ve istihdam-i Rabbani ile hakikat-i teavunun pek çok misalleri doğrudan doğruya bütün kainatı bir saray gibi idare eden bir Rabbul Aleminin
umumi ve rahimane rububiyetini gösteriyorlar. Saray arkadaş, saray. Suya giriş, girişi, gıdası, mutfağı, işçisi, kapı, kapıcısı, boyası, diş koruması. Saray. Saray, saray. Şu beden saray. Kapıcısı var, müfettişi var, elektrik mühendisi var, su tesisatçısı var, diyalizcisi var, acili var, beyin ünitesi var, yatakhanesi var. Ne acayip bir şey ya. Tamirhanesi var, tamir ediliyor. Saray değil mi? Saray ya. Saray neymiş ki? Saray bu yapıyor. Saray bu yapıyor. Bu nedir düşün. Bu saray yaparsa bunu yapan bak neler yapmış. Son cümlemiz. Evet, camit, cansız ve şuursuz, şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkarane, şuurdarane vaziyet gösteren muavenetçilerin, yani cansız, su cansız, güneş cansız, toprak cansız, hava cansız, şuursuz, şefkatsiz. Şefkat var mı toprakta? Cansız, şuursuz, şefkatsiz olan şeyler birbirine şefkati varmış gibi, şuuru varmış gibi vaziyet gösterip birbirlerinin işine yardım etmesi elbette gayet rahim ve hakim ve bir Rabb-i Zülcelal'in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardıma koşturuluyor demektir. Cansız, şuursuz, şefkatsiz. Hadi bakalım bir de. Deyin siz de. Camit, şuursuz, şefkatsiz. Camit, şuursuz, şefkatsiz. Camit, şuursuz, şefkatsiz. Camit, şuursuz, şefkatsiz. Eşya birbirini tanıyor gibi birbirinin işine niçin yardım ediyor? Yapan ancak rahim, hakim, Rab olması lazım. Çünkü camidi idare eden Rab olması lazım. Şuursuz ise hakim, hikmetle onu çalıştıran olması lazım. Şefkatsiz ise Rab olması lazım. Rab. Sen Rabbul Alemin. Ya. Elhamdülillah. Şefkat, rahim. Efendim, şuursuz, hakim, camidi idare eden de Rabbül Zülcelal. Şefkatin arkasında rahim ismi var. Şuursuzun arkasında hakim var. Cansız şeylerin sanki bir aklı varmış gibi, hayatı varmış gibi hareket ettirenin arkasında da Rabbül Alemin var. Üç tane esma var ya. Şeyde de kul yazı bir Rabbin Naz. Melikin Naz, İlahin Naz. Sıkıntıların çözümü, sıkıntın var, derdin var diyen Allah'ın Rabbin Naz, Allah'ın Rablığına, melikliğine, ilahlığına iltica edeceksin ki kurtulasın. Bu da böyle. Öyle diyor bak. Kulazı bir Rabbin Naz, Melikin Naz, İlahin Naz. Limandır. Bir ruh bu limana sığınırsa hiçbir şeyi olmaz, emin olur. Allah diyor ki limanıma sığının. Kulazı bir Rabbin Naz, insanların Rabbine, melikine, ilahına sığınacak insan. Bu da böyle. Şefkat, rahim. Şuursuz, hakim. Camit, cansız, Rab, rububiyet. Olan Allah yapıyor, yaptırıyor. Başka, yoksa sen cansıza hayat, şuursuza şuur, ölüye hayat vermiş olursun. Seni tanımayan, bilmeyen seni biliyormuş gibi çalışmasının başka mantığı yoktur. Vahir davahım. En elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.